Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Duasıyla her zamanki gibi başlıyoruz arkadaşlar. Avfe İlahiyat Arapça 3, 8. ünite atıf edatları konumuz. Arkadaşlar, atıf etmek demek bir kelimeyi veya bir cümleyi bir kelimeyi bir başka kelimeyle, bir cümleyi başka bir cümle ile aynı hükme bağlamaya denir. Mesela Türkçe'de Ali geldi ve Ahmet dediğimizde ve bir bağlaçtır. İşte atıf edatı aslında bir bağlaç gibi düşünebilirsiniz. Ali geldi ve Ahmet geldi. İşte Ali ve Ahmet geldi dediğimizde ikisini de gelme hükmüne bağlıyoruz. Bugün sinemaya gittim, oradan da dondurmacıya gittim. Şimdi sinema ve dondurmacıyı gitmek hükmüne bağlıyoruz. Bugün okulda ve evde ders vardı dediğimizde yine aynı şeyi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bugün peynir yedim ve ekmek aldım dediğimizde de bugün peyniri yiyen ben, peynir yeme işi bir hüküm. Ekmek almak da yine yapan ben. Bakın ne yapıyoruz? İki cümleyi birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Matuf. Atıf edatı ve matufun aleyh şeklinde üç temel unsurumuz var atıf konusunda arkadaşlar. Cümle üzerinden gösterecek olur isek el muallimine kelimesi burada. Ra'ytu gördüm. Kimi? El muallimine öğretmenleri gördüm. Ve arkadaşlar vel muallimat ve bayan öğretmenleri. Erkek öğretmenlerle bayan öğretmenleri bakın görmek hükmüne bağlıyor. İki hükmü birbirine bağlıyor. Yani iki ismi aynı hükme bağlıyoruz. Buradaki vav arkadaşlar atıf edatı kitabımızda 9 tane atıf edatını almış. Onların hepsini göreceğiz tek tek özellikleriyle. Atıf edatından önce gelen kısma matufun aleyh diyoruz. Yani üzerine atfedilen şey. Şimdi muallimine kelimesinin üzerine neyi atfedeceğiz? Muallimat. Atıf yapılan, yani atıf edatından sonra gelen kısma da matuf, atfolunmuş kelime veya cümle diyoruz arkadaşlar. Zehebe gitti Muhammedun, Muhammed ve Aliyun ve Ali ile Ankara. Ali ve Muhammed Ankara'ya gitti. Kim gitti? Muhammed. Kim gitti? Ali. Bakın ikisini aynı hükme bağlıyoruz. Gitmek hükmüne. İşte Muhammed önce gelen matufun aleyh. Ali sonra gelen matuf, bal, atıf, edatı. Arkadaşlar atıf edatı sadece iki hükmü birbirine bağlamaz. Özellikle iki ismi birbirine bağladığı zaman birinci ismin harekesini ikinci isme de taşır. Şimdi zehebe gitti, kim gitti? Muhammedun, Muhammed. Atıf edatı yok sayın. Zehebe gitti, kim gitti? Aliyun, Ali. Değil mi? Şimdi vav atıf edatını kullanarak Muhammedun kelimesi burada fail ötre olduğu için, fail olduğu için ötredir. Muhammedun kelimesinin merfuluk durumunu kendinden sonraki Aliyun kelimesine de ne yapmış oluyor arkadaşlar? Aktarmış oluyoruz. Yani atıf edatı kendinden önceki kelimenin hükmünü veya fiilin hükmünü kendinden sonraki cümlenin hükmüne veya kelimenin hükmüne bağladığı gibi kendinden önceki kelimenin irabını kendinden sonraki kelimeye de ne yapıyor? Taşımış oluyor arkadaşlar. Haraca ebi minel beyt. Babam evden çıktı. Bakın bir cümle. Şimdi bu cümlenin hepsini ve başka bir cümleye bağlıyoruz. Bakın. Zehebe ile mescide gitti.
babam evden çıktı ve mescide gitti. Mescide gitmek hükmünü babam evden çıktığıyla ne yapıyoruz? Birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Şurada aslında vav atifedatını kullanarak ne yaptı? Babam evden çıktı ve babam mescide gitti. İşte o şey, babam evden çıktı, babam mescide gitti. Tekrar babamı kullanmıyoruz atifedatıyla ve mescide gitti. Yine kim gitti? Babam gitti. Burada iki fiili hangi faille birleştiriyoruz arkadaşlar? Babam fiili failiyle iki cümleyi birbirine ortak kılıyoruz. Burada vav atfedatından önce gelen şu cümle matufun aleyh arkadaşlar. Bir cümle olarak kombile matufun aleyh. Sonraki kendisi üzerine atfettiğimiz bu cümleye de ne diyoruz? Matuf diyoruz. Burada arkadaşlar cümle olduğu için bu cümlelerde irab biliyorsunuz ki mahallidir. Eğer bu cümle olarak bir metin içerisinde hangi öğe ise ona göre mahallen irabta veririz eğer öğe olma durumu söz konusu ise. Yoksa başlı başına bir fiil ise cümleyi komple ne diyoruz? İrabı mahalledir diyoruz. İrabına dokunmuyoruz arkadaşlar. El-hubzu ekmek rahisun. Bakın el-hubzu mübteda rahisun haber. El-hubzu rahisun ekmek ucuzdur. وَالْجُبْنُ غَالٍ peynir pahalıdır. Arkadaşlar iki isim cümlesini birbirine bağlamış. Vav atıfedatı. El-hubzu rahisun matufun aleyh. El-cübnu galin matuf oluyor. Arkadaşlar buna da dikkat ediyoruz. Arkadaşlar atıf edatlarının hepsinin farklı, birbirinden farklı özellikleri, farklı işlevleri var. Şimdi onları görelim. Arkadaşlar vav atıf edatında sıra gözetmeksizin bir işe katılım, ortaklık söz konusu. Mesela Asr suresinde illellezine amenu iman edenler ve amilus salihati salih amel işleyenler. Ben orada illellezine amenu yerine illa ve amilus salihat ve amenu deseydim yine aynı şey olur. Yani iman edenler, salih amel işleyenler veya salih amel işleyip iman edenler. Vav atıf edatında sıra önemli değil arkadaşlar. Mesela ve tevasav bil hakkı birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve tevasav tavsiye edenler biz sabri, sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler veya sabrı tavsiye edenler, hakkı tavsiye edenler şeklinde söylesem bir yanlışlık olmaz. Namazda ben mesela illellezine amenu ve aminu salihati ve tevasav bis sabri ve tevasav bil hak desem namaz bozulmaz. Çünkü vav atıf edatında iki matufun aleyh ile matufun yer değiştirmesi anlamı etkilemez arkadaşlar. Mesela dehale girdi el müdiru müdür vel muallimu ve öğretmen. Ben bunu şöyle kullansam dehale el muallim vel müdir. Öğretmen ve müdür girdi. Yine aynı arkadaşlar. Sınıfa müdür ve öğretmen bir sıra yok yani. Önce müdür mü girdi? Sonra öğretmen mi girdi? Bir sıra gözetmiyoruz. Sıra gözetmeksizin kullanımlarda vav'ı kullanıyoruz arkadaşlar. F'de arkadaşlar sıra var ve bir düzen olmak şartıyla yine ortaklık var. Ama bakın burada bir sıra ve düzen var. Mesela ben şurada şu örnekte F'yi kullansaydım dehal el müdiru fel muallim deseydim sıra var burada. Önce müdür girmiş anlıyorum ki fe'yi kullanarak sonra öğretmen girmiş arkadaşlar. Yine ikisi de girmiş bir ortaklık var ama ortaklıkta bir sıra var, bir düzen var. Dehal et dalibu ile safi öğrenci sınıfa girdi sonra öğretmen girdi. Fel muallimu öğretmen girdi. Yani önce öğrencinin girdiğini anlıyoruz. Sonra öğretmenin girdiğini anlıyoruz. İçtehedna çalıştık. Fenecehna ve başardık. Bakın bir cümle fiil cümlesi. Şimdi başardık ve çalıştık değil miydi arkadaşlar? Önce çalışacağız. Sonra başaracağız. Bakın ne var?
bir düzen var, değil mi? Bir sıra var. İşte bu durumlarda fe'yi kullanıyoruz arkadaşlar. İşlerin aralıklı veya ard arda yapıldığını göstermek için de kullanılır sümme. Mesela safere Halidün, Halit yolculuk yaptı. Sümme sonra, bakın atıf edatımız Zeydün, Zeyd. Halidün ötre, Zeydün öte, bakın atıf edatı kendinden öncekinin irabını kendinden sonrakine ne yapıyor? Taşıyor arkadaşlar. Halit ve Zeyd yolculuk yaptı demiyorum. Önce Halit yolculuk yaptı, sonra Zeyd yolculuk yaptı. Bir aralık var değil mi arkadaşlar? Veya peş peşelik anlamında buradan çıkarabiliriz. Amile Ahmet fil mesna. Ahmet fabrikada çalıştı. Sümme sonra eşerike. Önce fabrikada çalışmış, sonra bir şirkette çalışmış Ahmet. Peş peşe olduğunu veya aralıklı olduğunu yine gösteriyor. Arkadaşlar ev atıf edatına gelince iki şey arasında muhayyer kalma, yani bir tercihte bulunma. Mesela kahve veya çay istiyorum. Bakın kahve ve çay istiyorum dediğinde ikisini de istiyorum arkadaşlar. Ama kahve veya çay istiyorum, İkisinden biri arasında muhayyer kalma, serbest kalma anlamında. Tercih edememe, karar verememe, şüpheye düşme veya tereddüt etme durumlarında da yine ev kullanılır. Veya bir kapalılığı gidermek için de ev kullanılır. Seezebu ila Ankara ev İstanbul. Bakın kaya karar veremiyorum. Muhayyerim yani. Evet, tercih edemiyorum. Karar veremiyorum arkadaşlar. Ankara'ya mı İstanbul'a mı gideceğim bilmiyorum yani. Daha karar verememişim. Huz et-tuffaha evil mevze. Evet. Ya elma al ya muz al arkadaşlar. Elma veya muz al. İkisinden birini tercih et. Şeriptu içtim küben ev kübeyni. Bakın bir bardak veya iki bardak içtim diyor. Yani emin değil. Bir şüphe var. Bir tereddüt var. Bu anlama da geliyor. Ne demiştik? Bakın şüpheye düşme, tereddüt etme, karar verememe de kullanıyoruz. Ene ben, ev veya hiye o muhtiun hatalıdır. Arkadaşlar burada da yine ne var arkadaşlar? Bir tereddüt var. Yani ya ben veya o hatalı anlamında veya bir kapalılık var. Kimin hatalı olduğu belli değil. Ben veya o hatalı şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Em arkadaşlar yoksa anlamına da gelir. Karar kılma, bir şeyi belirleme, kesinleştirme anlamına gelir. Soru cümlelerde iki seçeneği birbirine bağlar. Şuradaki e'miz arkadaşlar soru edatımız. Hel gibi düşünün bunu. Hel ile e vardı ya. İşte bu da mı anlamına gelen bir soru edatı. Eturidu istiyor musun kahveten kahve em eşyaya çay. Kahve mi, çay mı istiyorsun yoksa çay mı? Bakın iki şey arasında karar kılacağım. Diyorum ki çay istiyorum. O zaman bakın karar kılmış oluyorum. Belirliyorum. Kesinleştiriyorum. İşte bu tür iki şeyden birini kararlaştırmamız, kesinleştirmemiz istendiğinde bize özellikle E soru edatıyla M atıf edatının kullanıldığını söyleyelim arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kahveten burada mef'ul olduğu için mensup, eşyaya da mef'ul olduğu için mensup, em atıf edatından dolayı bunu da gözden kaçırmayalım. Arkadaşlar hatta hesapta olmayan bir nesneyi veya cümleyi önceki yargı veya nesneye dahil eder. Câ'et-tullâbu öğrenciler geldi. Hatta müdürü, yani öğrenciler arkadaşlar gelir de müdürün yani gelmesi öğrencilerle bir hani aynı şey değil. Yani öğrenciler geldi, öğretmen derseniz hadi bir şey var. Hani hatta müdür bile geldi. Yani çok da birbiriyle alakası olmayan bir yargı. İkisini birbirine bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Câ'et tullâbu öğrenciler geldi. Hatta müdür bile geldi.
Arkadaşlar bel ise daha önce söylenmiş sözü pekiştirmek ya da vurgulamak için kullanılır. La tekul söyleme, el kezibe yalan söyleme. Bakın daha önce bir söz var, yalan söyleme diye bir uyarı var. Bunu pekiştirmek için bel bilakis doğruyu söyle. Evet, vurguluyoruz. Bilakis doğruyu söyle bir vurgulama var. Arkadaşlar la olumsuzluk edatı da aynı zamanda atıf edatı olarak da kullanılıyor gördüğünüz gibi. İlk ifadenin geçerliliğini ikinci ifadenin geçersiz olduğunu gösteren bir atıf edatıdır. Yani tasirul kaviyyü güçlü kazanır. Bakın ilk ifade geçerli. Güçlülerin kazandığı geçerli. La zayıf zayıflar değil. İkinci ifade geçersiz. Güçlüler kazanır, zayıflar değil anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki cümlemiz arkadaşlar. Lakin de istidrak anlamına gelir arkadaşlar. Anlamdaki kapalılığı giderme demektir. Fakat arkadaşlar lakin atıf edatı olarak kullanılabilmesi belli şartlara bağlıdır. Bir, lakin biçiminde cezimli olacak. Yani lakinne olmayacak. İnne, enne, kenne, lakinne var ya onun gibi şekli olmayacak. İki, vav harfiyle beraber kullanılmayacak. Yani velakin şeklinde kullanılmayacak arkadaşlar. 3. Öncesinde bir olumsuzluk mutlaka bulunacak. Arkadaşlar lakinin atıf edatı olması için çok önemli. Öncesinde bir olumsuzluk bulunacak arkadaşlar. Matufunun tek kelime olması şartları aranır. Matuf yani lakinden sonra tek kelime gelecek arkadaşlar. Bir cümle veya şibhi cümle gibi bir durum söz konusu olmayacak. Örnekten yola çıkarak anlatalım buradaki şeyleri. Bakın birinci unsur geçerli mi bakıyorum. Lakin birinci unsurumuz tamam cezimli. İkinci unsurumuz velakin şeklinde olmayacak. Bakın burada bir vav yok. O da tamam. İkinci şart da tamam. Öncesinde olumsuzluk olacak. Bakıyorum. Ma şeribtu içmedim. Bakın bir olumsuzluk var. İçmedim. Çay içmedim. Olumsuzluk bulunmuş mu? Bulunmuş. Matufun aleyh burada eşşay. Matufun aleyh. Elma'e matuf arkadaşlar. Matufunun tek kelime olması bakıyorum tek kelimeden meydana geliyor. Şartlar meydana geldiği için bunun atıf edatı olduğunu söyleyebiliriz. Atıf edatı olduğu için de bakın maşerüktü içmedim neyi mef'ul eşyaya mef'ul olduğu için mensup. Lakinden sonra gelen el kelime elma'ede atıf edatı irabı taşıdığı için matuftur. O da yine mensuptur arkadaşlar. Lem ye'til muallim, öğretmen gelmedi. Lakin el müdirun, müdür geldi. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada lem ye'til muallim, öğretmen gelmedi dediğimde bir kapalılık var. Gelmedi peki kim geldi? Onun kapalılığı var. Değil mi? Lakin sükun mu gelmiş mi? Gelmiş. Ve lakin şeklinde gelmemiş. Öncesinde bir olumsuzluk var mı? Lem olumsuzluk edatı var. Evet arkadaşlar ve matufu tek kelime mi? Tek kelime. O zaman buradaki lakin atıf edatıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Böylelikle atıf edatlarını da bitirmiş olduk. Atıf edatlarını da arkadaşlar yine yani kitaptaki örnek cümleleri de mutlaka inceleyiniz. Hatta bakın mesela kitabınızda şunun da olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki cümlelerin mesela velakinle kullanılmış, işte öncesinde olumsuzluk kullanılmamış,
lakin ne biçiminde kullanılmış örnekler var. Onlara bakın. Onlardaki lakinin atıf edatı olmadığını da görün. Bunu da fark edin arkadaşlar. Bu konuyu da umarım en güzel şekilde anlarsanız, Rabbim en güzel şekilde anlamayı, en kolay şekilde zihninize yerleştirmeyi nasip etsin. Videolarımızı izledikten sonra beğen butonuna basmayı ve videolarımızı etrafınızdaki arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum arkadaşlar. Fi emanillah, ilel lika.